Bu ayeti okuduğum zaman Bediüzzaman'ın bana mucizeye nasıl bakmam gerektiğini, ders verdiğini de bilmem gerekiyor. Ben mucize dediğin zaman tarihin arka şeyinde bilmem enteresan bir olay. Bir olay gibi görürsem olmaz. Hayır. Mucize kavramını, mucize insanı acizde bırakan, zaten biz aciz ve fakir esprisi var. Acizde bırakan olayın sadece peygamberlerin eline verilen, affedersin, insanları böyle susturmak için, ikna etmek için olan bir olay değil. Bütün insanların görebileceği, muhatap olabileceği ve her zaman vuku bulan, zaten yaratılışın özünde bir mucize olduğunu, dolayısıyla yaratıcının bilinmesi için zaten mucizenin anlaşılması gerektiğini, insan kendisinin ve bütün mevcudatın aczini görmek suretiyle esbabın yetersizliğini ve tesirsizliğini anlamak suretiyle tevhide ulaşabileceğini, mucize olmadan iman olamayacağını anlamamız gerekiyor. Tabii canım. Niye? Bir dakika. Neden? Yani eğer insanda tesir varsa yaratıcı mutlak değildir. Eğer mevcudatta bir tesir varsa tamam, iman eksiktir. İman eksiktir. Böyle düşünüyorsan. Hayır, gerçekten öyle. Ne gerek var ki yaratıcıya? Toprak birazını yapıyor. Ötekisi başkasını yapıyor. Ötekisi başkasını yapıyor. Yaratıcıya gerek yok. Yaratıcı zaten nedir? Her şeyi acizde bırakan, dolayısıyla her şeyin kudreti, her şeyin kudretiyle ihata eden, her şeyin yapıcısı değil midir?